komik bir değişiklik yapıyorsunuz. Kanuna şu an birinci maddede şöyle başlıyorsunuz. Bu kanunun amacı hayvan sağlığı gözetilmek kaydıyla hayvanların rahat yaşamalarını diye devam ettiriyorsunuz şu anda. Beşinci maddesinde de nasıl bütün sokak hayvanlarını toplayıp katledeceğinizi açık açık yazmışsınız. Ve buraya girmeyeceğim bile çünkü hakikaten ben artık ne yaptığınızdan emin olmadığınızı düşünüyorum. Az önceki rakam tartışmasından başka bir şeye girecektim, buna gireceğim şimdi. Rakam konuşuluyor değil mi? Kaç tane sahipsiz hayvan var? Az önce teklife imza atan milletvekillerinden biri dedi ki bakın 4 milyon olduğunu hocamız da teyit etti. Şimdi arkadaşlar biraz ciddiyete davet ediyorum hepinizi. 4 milyon rakamını çıkaran kim biliyor musunuz? Bu teklifin altına imza atan milletvekilleri. Kendi yazdığınız kanunun gerekçesinde açın okuyun ya yazdığınız şeyi. Demişsiniz ki yaklaşık 4 milyon popülasyon. Bu rakamı Türkiye'de kimse bilmiyor. Bu komisyonun başkanı bakanlık yaptı, o da bilmiyor. Aranızda bu teklife imza atan hiç kimse de bilmiyor. Buradaki hiçbir STK'da bilmiyor. Niye bilmiyor biliyor musunuz? Çünkü başka bir şey daha okumadınız siz. Bu mecliste oy birliğiyle kabul edilen Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunu da okumadınız siz. O komisyon raporunu okusaydınız birinci maddesinde Türkiye'deki hayvan popülasyonunu bilmediğimizi ve uygun bir kısırlaştırma seferberliği başlatabilmek için bunu bilmek zorunda olduğumuzu birinci maddeye AKP'li ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla yazdığımızı bilirdiniz. Yazılan araştırma komisyonunu okumamışsınız. 4 milyon rakamını kendiniz uyduruyorsunuz. Hocanın, veteriner hekimin az önce ifade ettiği şey şu. Sizin tabirinizle 4 milyon hayvan olsa bile bunlardan dişileri kısırlaştırmak gerekir. Takriben 2 milyona tekabül eder. E zaten 1 milyonunu kısırlaştırdık. Hepi topu 1 milyon hayvanın kısırlaştırmasından konuşuyoruz diyor. Bunu anlamayacak kapasitede olduğunuzu düşünmüyorum. Bilerek çarpıtıyorsunuz. Yaptığınız şeyin ağırlığının, vehametinin bence farkına varmış durumdasınız. Ve bilerek çarpıtıyorsunuz arkadaşlar. Yani burada alt komisyon kurulsun diyoruz. İstemezük. Adalet komisyonu görüşsün diyoruz. İstemezük. Çevre komisyonuna gitsin, sağlık komisyonuna gitsin. İstemezük. Ya saat sabah 4:30 olmuş. 4:30 saat şu anda. Kaç saattir çalışıyoruz biz? Ne için çalışıyoruz biz? Emeklinin maaşı 25 bin lira mı olacak biz buradan çıkınca? Domatesin fiyatı kilosu 5 liraya mı inecek biz buradan çıkınca? Artık MESEM adı altında peşkeş çektiğiniz sermayeye çocuklar ölmeyecek mi biz buradan çıkınca? Bunların hiçbiri olmayacak. Toplumsal barışı dinamitlemek için bu meclisi son dakikasında sabah 4'e kadar çalıştırıyorsunuz. Yaptığınız şey bu. Ve gerekçenize döneceğim. Gerçekten içler acısı. Cahil cesaretiyle yazılmış bu gerekçe. Popülasyonun itiraf etmişsiniz. Kendi gerekçenizde, kanun gerekçenizde diyorsunuz ki popülasyonun kontrol altına alınamaması. Biz beceremedik işimizi demek bu. Kanunun uygulanamaması. Böyle edilgen yazınca biz yemiyoruz. Beceremediğinizi yazmışsınız buraya. Gerekli denetim mekanizmalarının tesis edilememesi. Keşke 20 yıldır Türkiye İşçi Partisi tek başına iktidarda olsaydı da ben bunları denetleseydim ya. Bir de benden bizden çok mağdur çıktınız yemin ediyorum konuda. Kontrolsüz bağış kampanyalarının denetlenememesi. Bir SMA hastası çocuk için yardım kampanyası açıldığında peşine düşen valilik bunları denetlemekten aciz. İşinize gelmiyor. Başka bir şey daha yok bu gerekçede. Bu sorunun kaynağı olan şeylerden ne yok biliyor musunuz? Üretim yok. Kaçakçılık yok. Merdiven altı üretim yok. Ve bunlar böyle gizli saklı falan değil. Şimdi ne diyorsunuz? Daha önce de dediniz. Yasaklı ırklar. Bugün çıkarttım bunu bugün. Bakar mısınız? Bugün. Girin Facebook'a. Satanık pitbull yavrusu yazın. Burada duruyor bunlar. Getirdiğiniz kanun teklifinde ne var? Biriniz cevap vermiyorsunuz. 12 saattir soruyorum. Üretimle ilgili ne var? Kaçakçılıkla ilgili ne var? Siz bu hayvanları nasıl sahiplendireceksiniz? Geçiyorum. Sizin tabirinizle 4 milyon hayvan yaşıyorsa yenileri üretilirken ve kaçırılırken siz kime neyi sahiplendireceksiniz? Bununla ilgili nasıl bir çalışmanız olmaz? Ve hangi pet shop lobisiyle, hangi kaçakçılarla, hangi üreticilerle iş tutuluyor? Bunu açıklayın o zaman. Ya da biriniz, imza atan biriniz ayağa kalkın ve deyin ki kardeşim ben buraya üretimi kaçakçılığı yazmadım çünkü. Var mı? Yok. Bir tane AKP'li konuşuyordu. Bir tane, 12 saattir bir tane AKP'li konuştu. Ne anlattı? Afyon'da barınak açtırmış. 8 tane veteriner hekim atatmış. Ormandan arazi almış. Ne güzel ya. Ne güzelmiş AKP vekilliği ya. Ha biz de yapsaydık keşke. Bir de köpeklere spiral takacakmış. Tövbe ya. Son görüntüleri geldi. Yani gerçekten şu anda and içmiş gibi davranıyorsunuz.
sizin tabirinizle 4 milyon canı and içmiş gibi öldürmeye davranıyorsunuz. Bari bunun sebebini anlatın da hakikaten insanlığınızdan şüphe etmeyelim. Açılan barınan son mahalleyi Twitter'da ve sosyal medyada var. Süreli benim yeniden başlayalım.